Arkadaşlar, Compass Sport markasının mümkün olduğu kadar fazla ürününü bizzat deneyip tecrübelerimizi not edeceğiz. Daha sonra bilahare reklam kampanyası üzerinde oturup tekrar çalışacağız. Ben bu şekilde süreci bizzat deneyimleyerek çok daha iyi fikirler elde edeceğimize inanıyorum. En iyi fikri ve sloganı bulan kişi benimle birlikte projenin başında olacak ve sürpriz bir de hediyenin sahibi olacak. Çok. Hep beraber çalışmak. Yani ben stajyer metin yazarı olduğum için benim için büyük bir şans. Bence de öyle de şu konsantrasyonunda senin için imkansız gibi bir şey. Size de hak veriyorum tabii. Ben hep haklıyım. Be strong. Why so? Why? Ayhan, senin ne işin var burada? Salim. Sana özellikle güveniyorum. Yani tüketiciye verecek pratik mesajlar çıkabilir senden. Eğer ürüne ve kampa konsantre olursan altından kalkamayacağın şey yok. Vallahi ben bu outdoor işin altından girerim, üstünden çıkarım. Öyle mi diyorsun? Tamam. Ayrıca takıldığın bir konu olursa da gurur yapma yani kafana takıp. Bana çekinmeden sorabilirsin. Hayır, ürünler o kadar pratik ve basit ki. Ha. Ben size hiçbir şey sormayacağım, emin olabilirsiniz. İyi. İlk etapta çadır ekibine katılabilirsin. O şekilde. Aynen öyle. Pratik bir çadır kurarak başla işe. Tamam mı? Tamam. Aa, Gamze geldi. Gamze, hoş geldin. Günaydın. Ne işi var onun burada? Yine mi bu kadın ama? Hemen hemen birbirimize benzer cümleler kurduk Deren Hanım. Aynen öyle oldu. Koş. Günaydın. 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 Gamze Hanım, sürpriz oldu. Hiç beklemiyorduk biz sizi. Ürünlerimizi denerken ev sahipliği yapmak istedim. Hem belki soracak sorularınız falan olur. Evet. Çok güzel düşünmüşsünüz onu. O zaman buyurun, ben sizi ekibin yanına götüreyim. Arabada eşyalar vardı, onları alıp... Hallederim ben. Öyle mi? Tamam. Buyurun. Görüşürüz o zaman. Gamze Hanım'ın burada olacağımızdan nereden haberi oldu acaba? Ben dün telefonda söyledim. Telefonda? He. Ne oldu, bir şey mi dedin? Yok, bir şey demedim de. Yani şimdi bir reklam kampanyası yürütüyoruz ve o reklam şirketinden birinin burada olması sorun olmayacak mı? Yani diğer ajanslar haksız rekabet demezler mi? Bence Gamze Hanım'ı böyle kibar bir şekilde yolcu edelim. Her ajans ürünleri deneyebilir yani. Böyle bir hakkı var isterlerse. Ürünleri deneyebilirler ve ürünlerle ilgili bir şey sorabilirler. Compass Sport da ajanslara yardımcı oluyor yani, eşit mesafe. Gamze de benim arkadaşım olduğuna göre bizle birlikte bir gün geçirmesine bence hiçbir sakınca yok. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Çok haklısınız. Bana ne zaten? Ben sizi düşündüğüm için söylüyorum. Sonra laf olmasın diye. Yani peşimden giriyorsunuz değil mi? Sonra demesinler haksız rekabet falan yapıyorlar diye. Yok, demezler. Merak etme, öyle bir laf olmaz. Çünkü Gamze zaten o kararı verecek mercide değil. Yani o karar verecek ekipte değil zaten. Buongiorno. Seyircan. Fabri Bey. Sizi beklemiyorduk. Ben siz yine ortağınız değil miyim? Evet. Öyle mi? Elemanlarımızın çalışmalarını ve yeni projeleri bundan sonra daha yakından takip etmek istiyorum ben. Zor olmasın doğa koşulları. Pek şehir hayatına benzemez buralar. Siz hiç merak etmeyin Senyor Can. Benim de outdoor deneyimlerim var oldukça. Hadi ya. Üniversite yıllarında Alpler'de ya dağcılık yapmışlığım bile var. Arada sırada parasailing'e giderim. Bir de rüzgar sörfünde de birkaç madalyam var. Yeterli mi sizin için? Vay be, bunlar çok önemli donanımlar. Yani bizim burada size çok ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. AB statüsündeki bir grup, yani tüketici grubunun ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, evet. Kesinlikle doğru. O zaman ben size malzemeleri göstereyim. Ürünleri tanıtayım. Tabii. Vallahi ya. Of Nemsi ya. Ya ben ne yapacağım ya? CC yine panik ataklarda. Biz konuştuk ya bu arkadaşlık meselesi. Ondan beri kafası iyice çorba oldu. Zaten bütün erkeklerin kafası çorba gibi değil mi? CC özel bir durum değil yani bu.
şey soracağım. Senin o arkadaşın yanındaki arkadaş kimdi acaba? Bambi, Gamze. Can'ın arkadaşı. Ha, Bambi diyorsun. Niye gelmiş ki? Çağırmış, davet etmiş. İlgisi var demek ki. Yani arkadaş olduğumuz için müdahale edemiyorum ama... Güzel kız değil mi? Yok be, neresi güzel bunun? Senin yanında hani var ya, esamesi bile okunmaz yani. Hayır Ceyhan, Can Bey, ona mı bakacak sen varken? O şekilde mi hissettin? O şekilde hissettim. Bence kızın da hiçbir ilgisi yok Can'a. Altıncı hislerim kuvvetlidir kardeşim. Ben de öyle hissediyorum da. Örgüsü de ne güzel olmuş. Gel yakından bakalım da akşam evde yaparsın bana, yürü. Ne diyorsun ya? Örgüsüne bakalım diyorum. Örgüsüne mi bakacağız? Ha, yürü. Gelsene. Bakıyorum da ya, doğa sporlarıyla böyle bayağı içli içli duruyorsun ha. İçli dışlı demek istediniz. İçli. Evet, içli dışlı duruyorsun, bravo. Bugün de bir şey öğrendim. Bugün evet, içli dışlı. Ya aslında Can'la tanışmadan önce pek bir ilgim yoktu. Hı hı. Hatta öyle kamp ortamlarından falan pek de hoşlanmazdım. Can'a karşı ilgisi varmış. Duyacaklar. Ama Can bizim ortamda çok popülerdi. Onunla tanışmak için bir şeyler düşünmem gerekiyordu. Ben de gittim böyle kampçılıkla ilgili kitaplar falan okudum. Böyle oradan ezberlediğim bilgilerle hava attım. Kampçıymışım gibi yaptım. Yılların dağcısı sandı beni. Zeki kız ha? Öyle arkadaş olduk yani. Bu sahtekar bu o zaman. Bu yalancı bu kız. Bu kızın kampla falan alakası yok o zaman. Yok kardeşim. Görüyor musun yalancıyı? Bak ya, vay arkadaş. Meğersem kamp map yalanmış. Tek gerçek Canmış yani. Ay, beni hiç gaza getirme şu an. Bak ormanlık alandayız. Elimden ters bir şey gelecek. Aç şunu. Eskidenmiş ya. Eskiden de biraz zaten. Ha, o yüzden hissedemedim zaten herhalde. Otur, otur. Can'ın çevresine girmek için ölüyordum o zamanlar. En yakın arkadaşından hoşlanıyordum çünkü. Aha. Öyle onlarla kamp yapa yapa o kadar çok sevdim ki profesyonel dağcı oldum. Ya hem spor olarak yaptım hem lisansımı aldım. Bir de üstüne doğa sporları eğitmenliği de yapmaya başladım. Öğretmen? Evet. Magnifico, bravo. Ama tabii bu aramızda bir sır. Yani segreto. Segreto. Tamam, merak etme, ben de. Gamze'ye bakar mısın? Geliyorum. Vay arkadaş ya. Ne koşuyorsun lan? Hiç. Öyle havadan sudan. Da sizin yıldızınız pek bir barışmadı galiba. Aynen. Vallahi bizim barışacak gibi. Ya bakma öyle. Hoşuma gitti. Ya böyle farklı bir karizması var. Farklı iyi diyorsun. Bence çalıştırma ağzını. Direkt İtalyanca öğren sen. Türkçeyi bozma. Sakin ol kardeşim. Bağıramıyorsun ya yalancı o diye. Bağıramıyorsun, nasıl ispat edeceksin? Nereye tutacağım ben bunu? Açayım. Evet. Yapamıyor ki. Bambi'ye bak. Öyle çadır mı olur ya? Gamze Hanım, çadır kurmak uzaktan göründüğü kadar kolay değilmiş anlaşılan. Ay yok canım, çok kolay bu. Bitti bile hatta. Gamze, sen niye onunla uğraşıyorsun? Dişine göre bir şey bulsana, fazla pratik ve kolay değil mi senin için o? Yok yok, kurmuyordum ben zaten. Sanem'e gösteriyordum. Yani düşük level kullanıcılar bunlar da bile zorlanabiliyor. O yüzden tanıtımını iyi yapmak lazım. Ben de şaşırdım zaten. Gamze Hanım böyle çadırın sağında sonunda dolaşınca ben de çadırı kuramıyor sandım. Oysa ki çok basit değil mi? Sen kurdun mu Sanem? Ben Ayhan'la CC'ye devrettim. Çünkü düşük level çadırları gözlemliyorum nasıl kuruyorlar diye. Ben senin rahatlıkla kuracağından %100 eminim zaten. Benim senden asıl beklentim yeni sorulanlar bulmak.
Ben gidip çadırları kontrol edeyim. CC, Ayhan, çok basit bir şey. Çok basit bir şey. Basit yani. Evet, inanın. Hemen gösteriyorum size. Evet. Sokun şunu şuradan. Benim nasıl? İçine girip bir bakmam lazım. Gel o zaman. Kahve içelim mi? Olur. Tamam. Evet. Girdim mi? And later. Siz böyle bir çıldırın. Sizi bu içimden kaldırırız. CC. Tabilirsiniz diyor. Yani. Ya şunu itsin diyorum. Salim Hanım. Evet. Salim. Ne yapıyorsun? Aa, bitti sayılır. Birkaç eksik bir şey var sadece. Ben de öyle almadım zaten. Yardım lazım mı? Olur. Pek bir şey kalmadı ama. Hemen hemen biz bitirmiştik. O zaman sizi böyle alayım. Tabii. Gece çıkamadım. Şu şekilde. Hayır, burada bak talimatta diyor ama. Bugün çıkarsanız bitiririz, hadi. Aa, çıktık, tamam. Çıktık, evet. Siz anlıyor musunuz? Biraz, birkaç tane yapmışlığım var tabii. Önce çubuğu, önce çubuğu geçeceğiz. Önce çubuk çok önemli, evet. Evet, tam olarak orası Sabri Bey. Bravo. Çok güzel kurdum çadırı. Yani çok yardımcı oldunuz. Çok teşekkürler. Evet. Ya sanki böyle elinizden her iş geliyormuş gibi hissediyorum. Evet. Zaten direkt uydun işi yapıyorum. Nasıl? Gamze Hanım'la Can Bey bayağı samimiler ha? Öyle mi? Fark etmedim. Fark etmedim. Peki. Can Bey ya, tabii. Hem başarılı, hem yetenekli, hem de çok sıra dışı birisi. Tabii haliyle etrafında çok kadın oluyor. Ne oldu? Kıskandınız mı? Ben mi? Hı-hı. Niye kıskanayım ki? Yani insan arkadaşını kıskanmaz sonuçta. Oo, arkadaşlık. İşte o en zoru. Neden? Çünkü arkadaşlık her türlü olasılığa açık bir durum. Yani hem sizin için hem de diğer arkadaşlar için. Evet, diğer çadırları da kuralım. Oh işte. İnmiyor, yapamıyorum. Kimse de bana yardım etmiyor. Bir de şu Gamze çıktı başıma. Can, bir bakabilir misin? Yardımın lazım. Ne oldu lan? Bunu kuramıyorum bu hamağı ben. İstesen yaparsın aslında da sen konuya kafadan negatif yaklaştığın için yapacağın varsa da yapamıyorsun yani, öyle bir şey. Önce bunu böyle bağlıyorsun. Evet. Sonra muadilini oraya bağlıyorsun. Öyle evet. Bir şey. Acaba diyorum yani sen benim yanımda olsan birazcık. Benim çünkü kamp tecrübem yok. Gördüğüm kadarıyla Gamze konsepte hakim, onun ihtiyacı yok sana. Hayır yani müşteri beni görürse bu kadın bir hamak bile kuramıyor. Bizim kampanyayı nasıl yönetecek diyecek. Buralardayım zaten Deren. İhtiyaç halinde bir çığlığımla yanı başındayım yani. Deren, gelelim bunu. Bağlayacağız. Bir şey rica edeceğim senden. Evet. Kamptayken yani ormandayken pek ajans havası yaratmayalım, olur mu? Yani... Ürünleri denemek için buradayız. O yüzden çok iş gibi olmasın yani. Çok sıkıldım ama kamp sevmiyorum.
Arkadaşlar merhaba. Yeni ürünümüz taşınabilir bir GPS arkadaşlar. Ürünümüz sesli yönlendirme yapabilen bir teknolojiye sahip. Bu ürüne bir de oyun ekledik. Cihazımızı kullanarak orman içindeki patikalara yerleştirmiş olduğumuz bayrakları toplayan ve finish noktasına en kısa zamanda giden kişi yarışı kazanacak. Çok hoş. Güzel. Bayrakların yerleri aygıtlarımızda kayıtlıdır. Herhangi bir harita kullanılmayacak. Hazır olduğunuzda startı vereceğim. Kimler katılacak? Ben. Alalım mı? Bu benim başımı döndür. Bu beni daralttı. Bunu al. Bu benim teknolojim değil. PRS değil, evet. Pardon. Sanem. Sen o GPS aletini denemek zorunda değilsin Ayşe. Yani gözlük kamerayı deneyip bu şekilde de fikirlerini not edebilirsin. Niye böyle bir şey söylüyorsunuz ki? Ne ima etmeye çalışıyorsunuz bana? Ne ima edeceğim Sanem? Ya bu GPS aletleri kullanmayı bilmeyene bayağı yanıltıcı olabiliyor yani. O yüzden haberin olsun. Tamam. Anlıyorum, anlıyorum. Gerçi ben böyle dağda bayırda kamp yapmaya alışkın değilim ama süs bebeği de değilim. Tamam, gideceksen de tek başına gitme. Sen hocam. Duyuyor musun? Ben bir şey sormak istiyorum size. Zaten tamam. Ters takmışım saati. Hı-hı. Şimdi bunu bir başlatın da bana. Ben çünkü birinci ben olacağım. Ben yardımcı olayım bir saniye. Şu an şu barometreyi göstereyim. Oh, tamam. Şu kaybettiğiniz. Sorun varsa yardımcı olabilirim. Bir an Aylin Hanım sandım. Bunun başka şeyi var mı acaba? Başka seslisi bu çünkü beni gerer. Gerecek gibi o yüzden. Yok, o ayarlanamıyor ne yazık ki. Öyle mi? Hay Allah. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bu gözlük de beni biraz şey yaptı. O yüzden ben bu teknolojiyi kullanacağım. Evet. Aynen. Tamam. Şu kaybettiğiniz yerlerin göstergesi. Tamam. Şu da saat zaten. Şu da yön bulmak için. Teşekkürler. Rica ederim. Haydi yola çıkalım. Tamam. Sanem. Çok iyi olacak, hiç merak etme. Hırsına değil, amacına odaklan, tamam mı? Ve içgüdülerini dinle, tamam? Hadi. Anlaştık. Hadi. Birine benzettim sesini de şey, beni gerdi. Nereye ya? Ben yüzden birinci olup geleceğim tatlım. Nereye? Beklesene bizi ya, yürü. Tamam. Tamam. Senin hocam da sizi... Yarışa katılmayacak mısınız? Hayır. Neden? Benim yarışa katılacağımı duyup vaz mı geçtiniz yoksa? Ha, vazgeçtim. Benim bir yarışa katılabilmem için kendime rakip olarak gördüğüm biri olması lazım önce. Bence beni o kadar küçümsemeyin. Ben her konuda sizinle yarışabilirim. Görelim bakalım. Arkadaşlar dinleyin beni. Süreyi başlatıyorum. Başlattım. Ay. Ya senin her yerin Bambi olsa kaç yazar acaba ya? Ha? Zengin bebesi seni. Kuzeybatı yönünde ilerleyin. Kuzeybatı. Kuzeybatı ne taraf ki? Bence hiç orası olduğunu düşünmüyorum. Bu taraf. Bence bu taraf. İçgüdü diye bir şey var çünkü. Apartman bebesi seni. Yok dağcılık kulübüne gittim. Dağcılık kulübüne gittim. Yok dalış kulübüne gittim. Ya sen neymişsin be? Neymişsin? Öyle kitaplarda okumakla olmuyor ama. Ha, sen böyle bayram çocuğu gibi apartman apartman dolaşırken ben arsalarda saklambaç oynuyordum güzelim. Ona göre görelim bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Hedeften uzaklaşıyorsunuz. Güneybatı yönünde ilerleyin. Güneybatı? Güneybatı ne taraf ki? Sağa dönün. Sağa dönün. Sağda yol yok. Sağa dönün. Yok yok, sağda yol yok. Hedeften uzaklaşıyorsunuz. Kesin sol demek istiyor aslında. Sağa dönün. Ya hissettim. Yılan mı o?